Bugün Kırcaali'de karla ilgili ve sularla ilgili bizler de Kırcaali'de de maalesef büyük sorunlar ve problemler yaşıyoruz. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, sorulan bir soru üzerine yaşanan taşkın olayları ile ilgili olarak Bulgaristan'daki karların erimesinin meydana getireceği olumsuzluklar dile getirildi. Başkan Aziz bu konunun devlet sorunu olduğunu ve devletler arası ilişkiler ile çözülebileceğini ifade ederek bu taşkınlarda kendilerinin de zarar gördüğünü söyledi. Tabii ki bu konu biraz belediye aşan bir konudur. Bugün Kırcaali'de karla ilgili ve sularla ilgili bizler de Kırcaali'de de maalesef büyük sorunlar ve problemler yaşıyoruz. Bulgaristan'da bugünlerde en büyük toprak kaymaları ile ilgili yaklaşık 50 tane ev bizi hasar etti ve aynı zamanda da 6 tane ev şu an çöktü, gitti, yıkıldı. Barajlar dolu, ardeneklimiz dolu. Tabii ki bunlardan sonra da biz belediye olarak hem Kırcaali hem Edirne Belediyesi arasında bu konuda da Avrupa Birliği fonlarından destek alarak bu konuda da bazı düşüncelerimiz var. İnşallah bu ortak projelerimizde gerçekleştirdikten sonra bunlara da biraz yardımcı olmaya çalışacağız. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yaptığı açıklamada bu yıl 4. kez taşkın yaşandığını belirterek kardeş şehrimiz olacak olan Kırcaali'deki evlerin yıkılmasıyla yaşanan olumsuzluk nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti ve bundan sonra alınacak kararların devletler arası önlemlere ışık tutabileceğini kaydetti. Kontrol edemediğimiz zamanda felakete dönüşüyor. Geçtiğimiz günlerde biz Edirne'deki belediye başkanları olarak Dedağaç'taki belediye başkanlarıyla, o bölgedeki belediye başkanlarıyla bir ortak toplantı yapmıştık. Muhtemelen belki de önümüzdeki süreçte Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan belediyeleri, bu havzadaki belediyeler bir ortak toplantı yaparak belki de bir kendi hükümetlerimize bir memorandumda yayınlamayı planlayacağız zannediyorum. Çünkü bu olay, yani Meriç Ardı ve Tunca nehirlerinin temizlenmesi, rejimlerinin düzenlenmesi, yataklarının düzenlenmesi belediyelerin hem bütçesine hem de kanunun verdiği yetkilerini aşan bir husus. Bunlar hükümetler arası halledilmesi gereken, görüşülmesi gereken meseleler. Umuyorum ki artık hem Türk hükümeti, hem Bulgar hükümeti, hem Yunan hükümeti bu konuda vatandaşlarının mağduriyetlerine bir son verme çabasına bir an önce başlayacaklardır.